Merhaba, tohumluk buluşmalarının bir yenisiyle yine sizlerleyiz. Bu kez konuğumuz bir yazar, bir eğitimci, bir aktivist, bir iyilik insanı. Uğur Böcekleri Derneği'nin de gönüllüsü bir Uğur Böceği. Yayınlanmış kitaplar, bir iş olarak ya da toplumsal fayda için yapılmış projelerde birçok kişiye eli uzanmış, eli değmiş bir isim. Ahmet Şerif İzgören. Evet, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz. Bugünkü sohbet için çok kişiden heyecanlı notlar aldım. Instagram'da yayınladığımız andan itibaren Ahmet Bey mi, Şerif Bey mi, ne kadar hoş, çok iyi bir sohbet olacaktır diye. Şimdi ben açıkçası kendi adıma biraz endişeliyim. Ben bu iyi sohbeti becerebilecek miyim diye ama güler yüzünüzü görünce benim de cesaretim arttı doğrusu. Hoş geldiniz buluşmamıza. Hoş bulduk. Ben de Şeker Kız Kendi ile aynı programa çıkmaktan çok mutluyum. Teşekkürler, sağ olun. Gerçekten sizinle ilgili yaptıklarınızı okurken bu da mı, nasıl yani bu kadar çok insan böyle bir proje mi diye heyecan duyarak yaptıklarınızı okudum. Kitaplarınızın sayısı gerçekten çok verimli bir kaleminiz olduğunu gösteriyor. 30 tane kitabınız var, 30 evladınız var bu anlamda yazarlar için gerçekten. Her biri bir süreç, bir doğum sancısı çünkü ve bir evlat. Çok kıymetli işler yapmaktasınız, yapmışsınız, yapmaya niyetlisiniz. Bize biraz siz sizi anlatın, sizin dilinizden dinleyelim ve oradan yola çıkalım. Sorular onların içinden gelsin. Yani Yeşim dostum şeyi çok kalpten söyleyeyim ben öncelikle. Yani böyle kendimle ilgili hani özgeçmiş, şunu yaptım, bunu yaptım, pek başardım anlatacağım bir şey yok ama bildiğim şey şu. Şimdi ben bir memur çocuğum. Babam öğretmen subaydı. Annem ev hanımı. Hep borç içinde biz yaşadık ve şurada kitapların çok büyük bölümü de babamın kitaplarıdır. Ve şimdi 6 şirketin şu anda başındayım, kurucusuyum. Ama mesela restoranda garson çağıramayan adam vardır ya, o benim. Ben böyle utanırım bir garsonu çağıracağımda bir şey. Hani böyle bir liderlik vasfım, bir karizmam, bir şeyim yok. Öte yandan da beraber bir şey üretmenin ne kadar değerli olduğunu okuduğum çocuk kitaplarından, etraftan onları öğrendim. Beraber üretim yapmanın. Belki hikayenin başını baştan söylemek o zaman daha iyi olacak. Bir mahalle çetesinden organik tarım çiftliğine derken babamın tayini Bursa'ya çıktı Işıklar Askeri Lisesi'ne. Ve bir mahalleye gittik. Kutlu Evler Mahallesi. Mahallede böyle yan mahallenin çocukları bizimkileri dövüyor, bir şeyler oluyor. Ben çocuklara dedim ki bir araya gelelim, mahalleyi koruyalım ve bir çete kurduk. Karaoklar Çetesi diye. Kuralları belirledik, yazdık böyle alt alta. İşte başkan 3 ayda bir değişir, şu şu puanlar alınır falan. Böyle bir çete defteri oluşturduk ve tamamen aslında çete ama iyilik hareketi. İşte mahalleyi koruyacağız, şunu yapacağız. Sonra ben bunun kitabını yazdım. Karaoklar Çetesi diye. Evet, iki kitabınız var Karaoklar'da. Kitap 1928'de geçiyor. Ve 5 tane çocuk, Mustafa Kemal Atatürk de var işin içerisinde. Osman Hamdi Efendi var ve tarihi gerçeklerle. Mesela şimdi üçüncü kitabı yazıyorum. Çocuklar Avustralya'ya gidiyorlar. Yeni Atatürk var işin içinde ama Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, bu ülkenin insanı neler yaşamış kitap üzerinden öğreniyorlar. Ve içinde şu an 30'a yakın kahramanı koyduk. Sonra organik tarım çiftliğini kuracağımızı arkadaşlarım dedi ki ya Karaoklar koyalım. Yani kitap ve o çeteden. Oradan geldi organik tarım çiftliğinin harika adı. Bu anlatacağım. Bunu ben kitaplarınızın adlarına bakarken Karaoklar'ı gördüğümde aynen bu söylediğinizi, tabii ki Karaoklar'ın bu kadar çocukluğunuza varan geçmişini tahmin etmemiştim ama dedim ki kitap aynı zamanda buranın da adı olmuş. Doğru tahmin etmişim. Gerçekten de misyonu itibariyle de Karaoklar bayağı görev yapmış aslında. Yani çocukluğunuzdan buraya yoğun bir görev üstlenmiş Karaoklar. Yani başlangıcı aslında şu, şimdi asıl bizim ekiplerin yaptığı işler eğitim, danışmanlık ve yayıncılık üzerine işler yapıyor kurumlar. Fakat benim memleketim, bütün büyüklerimin geldiği yer Manisa Demirci. Orada böyle arazileri gezerken bir grup kayısı badem ağacı, ağaçların meyveleri yerlere dökülmüş. Dedim ki bunlar niye yerlerde? Hocam dediler biz ilaç atmıyoruz, o yüzden bunlar böyle oluyor falan. Ya dünya bunun peşinde koşuyor, bunu satsanız da dünyaya. Türkiye'de öneri getirdiğinizde direkt tepki şudur. Bizim burada olmaz derler. Yani niye olmaz ama olmaz hocam. Oğlum niye olmuyor? İşte şu engel var. Devlet böyle engel. Biz o araziyi ekipçe satın aldık. Ve ağaçları dikmeden analizler yapıldı, diğer şeyler. Ama ilk iş ortasına bir dershane kurduk.
Çok alay ettiler. Dershane, o dağın başında bir arazi ve arazide dershane var. Ağaç yok, bir şey yok. Ve danışmanlarla anlaştık. Türkiye bademi ithal ediyor, cevizi de ithal ediyor. Dedi ki badem dikelim çünkü diktiğimiz her ağaç ülkenin bir grup dövizini kurtaracak. Danışmanlık yapacak öğretim üyelerine dedi ki hocam danışmanlığı ücretli yapacaksınız ama geldiğinizde köylüye eğitim verir misiniz? Türkiye'deki öğretim üyeleri inanılmaz iyi niyetli. Tabii dediler ya nasılsa geliyoruz. Dershane de varmış. Ve öğretim üyesi geliyor. Bakıyor bütün budamalar yanlış yapılmış. Oradaki ziraat bilmem ne odaları, başkanlıklar bilmem neler hiçbiri alanda değil. Ama mesela Kurtuluş Savaşı dönemini, Cumhuriyet dönemine bakıyorsun. Hiçbir ofiste oturmuyor o ziraat mühendislerin. Hepsi alanda, köylerde falan. Ama şimdi gidin bu alanda ilgili herkes odalarda bilgisayar başında mevzuat dolduruyorlar. Dedik ki biz burada eğitimler verelim ve inanılmaz iyi eğitimler olmaya başladı. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Budama profesörü diyor ki ben bir budama tekniği öğreteceğim. Verimleri %25 artacak. Diyoruz ki eğitim var. Siz bir budama tekniği öğreneceksiniz. Ağaçların verimi %25 artacak. Şimdi bir şirkete düşünün bunu. Mucize %25 kere artışı. Ne oldu biliyor musunuz eğitimlerde? Kadınlar geldi, çocuklar geldi. Erkekler ellerinde oyun kağıdı. Bizim burada olmaz hoca dediler. Çünkü olur dedikleri an üretmesi lazım. Olur dediği an bedavanın peşinde koşmayı bırakması lazım. Olur dediği an siyaset konuşmayı bırakması lazım. Eğitimler başladı. Ve Dünya Ekolojik Tarım Örgütü bir yarışma açtı 4 yıl önce. Biz o zaman 3 yıllık falanız. Biz direkt başvurduk. Almanya ve Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliğini seçecekler. Orhanlar başvuru için gittiğinde çiftliğin başında Orhan var benim iş arkadaşım. Organizasyon komitesi demiş ki sakın girmeyin. Niye? Demişler siz 3 yıllıksınız. Kriterler çok detaylı. Dereceye giremezsiniz. Biz dedik ki biz Alman profesörler, Türk profesörler denetlemeye geldi de eğitim almak için. Yani gelecek şu eksiğiniz var diyecek. Biz dedik yarışmaya onun için giriyoruz. Ödül şeyimiz yok. Nevzat Demir'in çiftliği aday mesela 20 yıllık çiftlik yatırımı düşünün. Ve 200 çiftlik Türkiye'den denetlendi. 20 çiftliğe düşürüldü. Bir haber geldi. Karaoklar çiftliği ilk 20'ye girmiş. Herkes şokta. Ya dediler 3 yıllık çiftlik kriterlere çünkü kimyasal kullanımı çok az. İnanılmaz iyi uygulamalar var. Çünkü Orhan atladı işte. Ben böyle gözlerim dolu dolu dedim ki herkes alay ederken tarlanın ortasına dershane kurdum dedim. Pablo Neruda 1956 yılında Santiago Üniversitesi'nde öğrencilere diyor ki bilgi bir ışık gibidir, sızacak bir yer bulur ve içeri girer diyor. Biz bu ülkede kapıları kapattık bilgi içeri girmesin diye. Şimdi Müzeyyener Güneş Açık Hava Dershanesi. Geçen gidip ekibe de anlattım onu. Şimdi orayı bir bilim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Tarlanın ortasına bir bilim merkezi kuruluyor. Devletten bir kuruş para almadık. Çünkü her başvuruda yasa, mevzuata uygun değil. İşte bilmem neye bir şey, her şeye bir şey çıkardılar. Ve hiçbir destekleme olmadığını bilin. Şimdi oraya bir bilim merkezi kuruyoruz. Ve bir arkadaşım destek verdi, ben destek verdim. Yılın 12 ayı eğitim verilebilecek bir bilim merkezi. Ekoloji ve girişimcilik bilim merkezi. Gene devletten bir şey istemeyeceğiz. Çünkü istediğim anda ben biliyorum mevzuat, müfredat. 12 ay orada köylü çocuklara eğitimler alınacak. Ben size sonuçları söyleyeyim şu ana kadar yapılanları. Burası bir özel çiftlik. Yani sadece tarım yapılması gereken yer. Arkadaşlarımdan istedim neler yapılmış diye. 56 eğitim düzenlenmiş, 9 atölye çalışması, 2 kamp buluşması, 1 TÜBİTAK projesi yapmışız çiftlikte. 1380 köy çocuğuna eğitim verildi çiftlikte. Alıyoruz çocukları 5 gün, İzgörün Akademi'nin eğitmenleri geliyor, yazarlar geliyor. 8. sınıf, 7. sınıf öğrencileri. Bence Yeşim Dostum en ilginç olan şey şu. Bu kadar eğitim almış çocuklara ilk gün sabah şu soru soruluyor. Gelecekteki hedefiniz ne? Çocukların hiçbir gelecek hedefi yok. 5 gün eğitim alıyorlar. Ağaçtan meyve topluyorlar. İzgörün Akademi'den eğitmenler onlara marka girişimcilik eğitimi veriyor. Alıyorlar o meyveyi ürün haline, mamul haline çeviriyorlar. Reçel yapıyor, vişne suyu, marka yaratıyorlar. Onu logoluyorlar. İnternete koyup ürünü satıyorlar. Ne öğrendiniz diyoruz. Ya diyor ben köyümden dünyaya ürün satabilirmişim. 5. günün sonunda gelecek hedefiniz ne diye sorduğumuzda çocukların tamamı hedef sayıyordu. Yani 8 yıl eğitim görüyorlar milli eğitimde. Hiçbir hedefleri yok. 5 gün eğitim görüyorlar. Aralarında yani tarımcı olacağım diyen az. Biri diyor ki ben beyin cerrahı olacağım. Biri diyor ben işte iş adamı olacağım. Birisi başka bir şey olacağım.
Ama dört çocuk mesela gitmişler köy muhtarına, bize bir dönüm arazi ver, biz badem çiftliği kuracağız demişler. Ya bu bile mucize bizim açımızdan. İnanılmaz. Sonuç ne biliyor musunuz? Bütün o bölgede organik tarım yapan yoktu. Bizim başvurduğumuz bütün kurumlar, ya deli misiniz, tarım işine girmeyin, paranızı batırırsınız dediler. Sıfır organik tarım yapım varken bütün o çocuklara eğitim alınca şu an 329 tane çiftçi bölgede sertifikalı organik tarım yapıyor. Bölgedeki badem ağacı sayısı 4 kat arttı. Sadece geçen sene biz 2500 tane kendi yetiştirdiğimiz badem fidanını dağıttık köylüye. Bir kuruş almadık. Biz devlet değiliz, bilmem ne değiliz. Özel sektör, çiftçisin yani, yaptığımız çiftçilik. Ve bizim sadece diktiğimiz 11.200 tane ağacımız var. Küçük küçük kampüsler kurduk. Bana çok inanan bir mimar arkadaşım da, iki karı koca. Ya Şerif abi, bize de bir yer ayarla. Orada bir 20 dönüm bir arazi onara ayarladık. Bütün bakını, her şeyini bizim ekip yapıyor. Böyle franchise sistemi gibi. Böyle böyle kurulmuş 9 tane kampüs oldu. 5 tanesi franchise. Yani Anadolu, yani şehirde ben yatırım yapmak istedim. Bizimkiler artık deneyim sahibi. Sıfırdan o çiftliği kuruyorlar. Ağaçları dikiyorlar ve bütün bakımını yapıyorlar. Çünkü bunu yaptırmak zor olan bölümü. Anı yaptığımız şey şu aslında, yani Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Zamanında demiş ki, ülkenin her tarafına örnek tarım çiftlikleri kurmamız lazım. Ama bu kurulmamış. Yani bölgedeki insanlara örnek olacak bir yapı yok. Şu anda orası, eğitimler düzenleyen, köylünün gelip ya ben şu böcekten nasıl kurtulurum dediği, organik tarımı nasıl yapacağı gibi bütün eğitimleri aldığı bir merkez oldu. Bu bilim merkezinde kurmayı başarırsak, onun için de bir yöntem bulduk. Böyle 100 liraya bir ağaca isim verebiliyor insanlar. Yani yaş günü hediyesi vereceksin. Bir tanıdığının adını, 70 yıl ömrü var badem ağacının. O ağaca böyle ismi yazılıyor, sertifikası veriliyor. Oradan gelen bütün geliri de bu bilim merkezine aktaracağız. Bilgisayarlar öyle alınacak, bilmem ne. Bir ağaç hediye edebiliyorsun birine. O gelirle de belki şeyi yani geliştireceğiz, çiftliği. Müthiş bir hikaye. Ve bu hikayenin başında bilgiyi alacağını, nereden alacağını bilen insanların olmasının sanıyorum çok büyük karşılığı var. Yani yola çıkarken hiçbirinizin tarımla ilgili öyle bir geçmişi, bir tarım bilgisi, bir tarım eğitimi olmadığını, en azından sizin özgeçmişinizde böyle bir ize rastlamadım açıkçası. Ama merak, İlgi, öğrenme, bilgiyi nereden bulacağınızı bilme, o bilgiye erişme ve o bilgiyi size sunacak insanların verdiği her bir kelimenin aklınıza, ruhunuza ve işinize kaydolmasıyla ortaya çıkmış bir gelecek projesi bu. Yani bugün projesi değil aslında, bugün bir kazancı olan bir çiftlik, ama bu bir gelecek projesi. Çünkü yavrulamaya başlamış. Yani artık sadece ağaçlar yeni filizler, yeni fidanlar vermiyor, işte yeni fidanlar veriyor. Peki, şimdi genellikle bademi ben açıkçası batı değil, daha böyle doğuda yetişir falan gibi aklımda öyle bir şey kalmış. Belki fıstıkla da karıştırıyor olabilirim. Orada da çok yoğun, çünkü biliyorsunuz fıstık üretimi var. Badem nasıl bir ağaç? Türkiye'nin birçok yerinde yetişebilir mi? Buna benzer bir girişimi başka topraklarda, yani daha doğrusu alıştığımız alanlarda değil de buna muadil alanlarda yapmak isteyenler için alternatif şehirlerde böyle bir üretimi yapmak için badem buna gönüllü bir bitki mi? Yeşim dostum şöyle, birincisi Karadeniz'de yetişmiyor bildiğim kadarıyla. Çünkü çok rutubetli ve nemli orası. Onun dışında herhangi bir konuda tarım yapılacaksa yöntem şu. Bölgenin 50 yıllık meteorolojik şeyini alıyorsunuz, raporunu alıyorsunuz. Orada ne yetişebileceğiyle ilgili veriler var. Toprak analizleri yapıyorsunuz. Sonra uzmanlarla çalışıyorsunuz. Bu alanda ne yetişmeli diye. Yani hep uzmanla çalışmak lazım. Onlar size zaten yol gösteriyor. Badem dünyanın en cefakar ağaçlarından bir tanesi. Acayip dayanıklı. Dikin bir yere ve unutun gidin. Ama tabii bakımını yaparsanız, gerekli desteği verirseniz çok daha ayakta kalıyor. O yüzden bölgeyle ilgili, bölgeye göre dikilecek ağaç türü çok değişiyor. Yani o bölgeye göre o tür, mesela biz daha çok Namperiel denilen bir badem dikilmiş, Amerikan bademi bütün o bölgeye. Oysa o bölgeye uygun badem o değil. Çünkü don olayı oluyor ve erken çiçek açan bir badem türü. Tarım müdürlükleri herkese onu önermiş, fakat verim çok az.
Biz başka bir tür analizler sonunda uzmanlardan öğrendik. Onları diktik. Fransız bademi, şimdi İspanya'da yetişen Macaco diye bir tür var. Ona geçiş yapılıyor çünkü yeni çıkarılan bir tür. Bunlar çok daha geç çiçek açtıkları için verimleri inanılmaz fazla. Fakat mesela Amerikan bademi ile Türkiye'de yetişen badem arasında inanılmaz bir kalite farkı var. Yani böyle dökülmüş raporlar var. Bizim bademimiz bizim toprağa çok uygun bir şey. Eskilerde payam diyorlar bademe. Yani o acı payam diğerleri oradan geliyor. Şimdi biz şeyi görmemiz gerekiyor. Gerçekten Türkiye'de tarım yürümesin diye kurulmuş bir sistem var. Yani yıllarını bilmem. Belki 80'lerde başlıyordur, belki 60'larda bilmiyorum onu ama yani herhangi bir çiftçi bu mazot fiyatıyla, bu gübre fiyatıyla, bu falan yani sistem acayip kötü. Şu anda orada oluşturmaya çalıştığımız şey, bütün verileri açtık herkese biz. Yani ne kadar para giriyor, ne kadar para çıkıyor. Misafirhaneler yapıldı, bilmem ne yapıldığı için şu an karlı değiliz ama eğer bu işten kar edebilirsek bölgeyi daha çok inandıracağız. Yoksa bu kadar uğraşıp kar edemiyorsan bu işten insanlara aman biz de diyeceğiz sakın girmeyin bu işe diye. Doğru. Ama şu sorunun çözümü şu gibi geliyor bana. İnanılmaz bir işsizlik var gençlerde ve 26 milyon dönüm tarım arazisi boş. Ve Türkiye ceviz bademi ithal ediyor, buğday ithal ediyor. Burada bir yanlış var. Yani çok doğru. 5 milyar dolar otomobil üretmek için şu an bütçe ayırdık biz. Volkswagen grubunun Ar-Ge bütçesi 18,5 milyar dolar. Yani bizim yapacağımız otomobillerle bizim üretmek için ayırdığımız paranın bilmem kaç kat fazla sadece Ar-Ge'ye ayırıyor adamlar. Bu saatten sonra arabayla ilgili onlarla yarışa girme ihtimalimiz yok. Ama badem, buğday ve o mamullerin üretiminde hiç kimse bize yarışamaz biliyor musunuz? Yani şöyle düşünüyorum hocam ama bak şimdi biz yüksek teknoloji... Bakın Hollanda'nın %13 üniversite mezunu 100 milyar doların üzerinde tarım ihracatları var. Türkiye'nin 19,5 milyar dolar. Biz bu gençlerin işsizliğini çözersek zaten bütün dünyada deha diyeceğin çocuk binde bir. Amerika'da da aynı, Türkiye'de de aynı. Amerika alıyor Türkiye'deki deha çocuğu kendi için kullanırken biz çocukları işsizlik problemiyle karşı karşıya bırakıyoruz. Oysa ülkeyi işsizlikten kurtardığın an o deha çocuklara zaten platformlar yaratırsın. Yani hiç kimse yüksek teknoloji, mamul üretmek en önemli boyut. Doğru. Aslında sanıyorum ki bu tarımın ve bizim buna zemin olan topraklara sahip olmamızın en kıymetli tarafı doğru işlenir, doğru ürün, doğru toprağa ekilirse bir tersine göç fırsatını ve toprakların yeniden kendi insanlarıyla buluşup değerlenmesini sağlayacak olması gibi de tünelin sonunda bir ışık var. Evet. Benim mesela bildiğim daha yeni sanıyorum ki lansmanı yapıldı. Ardahan ve Kars'ta çok ciddi büyüklükteki arazilerde kavulca buğdayı ekildi. Henüz hasadı yapılmadı. Yani sadece şu anda yetişme döneminde. Ama bu inanılmaz dayanıklı, gerçekten iklim şartlarını çok güzel tolere eden bir buğday ve atalık tohum. Ve bundan üretilen şeyleri yediğimiz zaman ya insan olarak bize faydası var. Şu anda sürdürülebilir bir tarım politikasıyla da orada bir çalışma yapıldığından 160 aileye de birdenbire gelir olacak bir proje oluştu orada. Şimdi bu sizin söylediğiniz şeyden unutmuştum yani bu birkaç zamanlık bir proje ama gerçekten alternatif toprakları yani illa gelip işte Ege'de bir şey ekeceğim, illa efendim Akdeniz'de veyahut şurada değil, hiç aklınıza gelmeyen yerlerde, mesela Iğdır'ın biliyorsunuz çok enteresan bir iklimi vardır ve orada benim babam zamanında söylerdi, inanılmaz bir dolmalık biber yetişirmiş, yani onun lezzeti hiçbir şeyde yoktu der. Bugün hala kaldı mı kalmadı mı, birçok ürün gibi o da kayboldu mu bilmiyorum. Ama değişik toprakların değişik bitkilere çok güzel cevap verdiğini şimdi sizin de söylediklerinizden bir kez daha hatırlıyoruz, fark ediyoruz, farkındalığımız artıyor. Ve dolayısıyla topraklarımızın ihtiyacı olan hatırlanmak galiba, ne dersiniz? Yani aslında şöyle, şimdi bizimkiler o bölgede eğitimler verirken inanılmaz deha çocuklar görüyoruz orada. Ve bu çocuklar yani o yetenekleri keşfedilmediği için kaybolup gidiyorlar. Şimdi yapmamız gereken şey oradaki eğitimlerde Gürkan, yani şimdi girişimcilikten bahsediyorum ama Gürkan Doğan hocamız, profesör, benim dostumdur, o geldi.
Yani topladı köylü çocukları ve köylüleri, Shakespeare'i anlattı çocuklara. Ve ya dedi Şerifciğim, ben dedi Shakespeare falan anlatacağım ama dedi ya o köylülerin gözlerinin nasıl dolduğunu görmenizi isterim. Ümmiye Koçak diye bir kadın öğretmeninin kütüphanesinden okuduğu bir kitaptan etkilenip köyünde tiyatro başlattı. Hangi kitap evet. diyorlar? Maxim Gorki'nin ana kitabı diyor. Bizim bakın taşımalı öğretimle 9 köyden birinde artık öğretmen var. 8 tane köyde öğretmen yok. Bizim köylerin içerisine öğretmenleri koymamız lazım. Bizim orada yapmaya çalıştığımız şey, özellikle bu bilim merkezini oluşturabilirsek, iki yeni şeyi anlatayım size. Mesela demin dediniz ya, yani oraya uyumlu ne var acaba diye. Bölgede üzüm iyi yetişiyor asma ama bunun yetiştiriciliği çok yapılmıyor şu an mesela bizim bölgede. Bakın Fransa'nın şaraptan kazandığı para 45 milyar dolar civarında yıllık. 211 tane üzüm türleri var. Türkiye'deki üzüm türü sayısı ne kadar biliyor musunuz? 1459. Aman yarabbim, bu kadar olduğunu bilmiyordum. 1933'te Atatürk'ün emriyle Tekirdağ'da bir asma enstitüsü kuruluyor. Sonra Manisa'ya da onun bağlantısı kuruluyor. Ben şimdi 9 dönümlük bir araziyi ayırttım orada. Bizim, yani ben derken kusura bakmayın bunu söylerken, ekibim yapıyor aslında bunları ama fikri onlara anlattım. 9 dönümü ayırdık ve Tekirdağ ve Manisa Enstitüsü ile şimdi görüşüyoruz. Göz doktoru Ahmet Nacar projenin başında. O 1400 tane türü oraya dikeceğiz ve bir asma kütüphanesi, üzüm kütüphanesi kuruyoruz aslında. Bütün herkes gelecek, o üzümleri görecek ama bir şey daha görecekler. O 1400 türün arasında hangisi o bölgede en verimli şeyi getirecek? Evet. Yani rahmetli Adnan Kahveci kivi'yi getirdi Türkiye'ye. Dünyanın en büyük ikinci kivi bahçesi Samsun'da şu anda. Adnan Kahveci diye bir adam sayesinde. Bir şey daha yaptık Yeşim dostum. Şimdi çocuklar geliyorlar, eğitimler alıyorlar. Böyle geniş bir yer ayırdık duvarları ve şeyi. 72 tane kadın girişimci bulduk. Günümüzden de var, Kurtuluş Savaşı'ndan da var, Çanakkale'den de var. Türkiye'nin ilk hemşiresi var, ilk doktoru var, Kara Fatma var, Nezahat Onbaşı var. Onların fotoğraflarını ve hayatta başardıklarını koyduk. Ve panolar tamamlanmak üzere bir kadın girişimcilik müzesi kuruyoruz. Çocuklar geldiklerinde bütün o başarmış kadınların, yani birileri ona köyde yapamazsın dediğinde bak Halime Çavuş başarmış diyecek. Bak diyecek bu abla bunu yapmış, Türkan Akyol bunu başarmış, cüzdanı bitirmiş diyecek. Böyle bir müze oluşturuyoruz şu anda oraya. Ve yani bunlarla aslında geriye bir şeyler bırakırız gibi geliyor bana. Yani bütün ülke siyaset konuşuyor. Ya herkesin aslında bilmediğini konuşmak ya da herkesin söylediğinin peşinden gitmek ve araştırmadan, öğrenmeden, bilgisi olmadan fikri olmak gibi bir irfanı var. O yüzden çok haklısınız. Eğitim denilen şeyi biz aslında öğretimle karıştırıyoruz. Yani insanlara okulda yazmayı, okumayı, kitabı, kaldı ki o bile emin olun ki bizim okuduğumuz yıllardaki o 5 artı 3 artı 3 olan eğitim gibi değil. Yani o yıllarda öğrendiklerimizi bugün öğrenen bir ilk ortaokul ya da lise talebesi olmadığını görüyorum. Çünkü bazı dersleri bile kalmamış okullarda. Yani işin öğretim kısmında da bir erozyona uğramışız. Ama esas erozyonu eğitimde yaşıyoruz. Ben dikiş dikmeyi ortaokulda öğrendim. Benim birçok arkadaşım tornavida tutmayı ya da işte bir plan ya da bir şey yapmayı ortaokulda öğrendiler. Çünkü ortaokulda iş eğitimi dersimiz vardı. Yani hayatta bize lazım olacak bazı şeyleri biz okul zamanında öğrendik. Yine ben klasik müzikle ilgili birçok şeyi de ortaokulda öğrendim. Öğretmenimiz çünkü illa şu müzik saatini dinleyeceksiniz radyoda, orada çalınan eseri not edeceksiniz ve ne hissettiniz, ne düşündünüz? Eseri bilmiyorum, müzisyeni tanımıyorum ama bana ne hissettirdi? Bunu yazacaksınız. O müzik öğretmeni sayesinde ben işte opus nedir? Efendim ya da bir takım müzisyenlerin isimleri nedir? Nasıl duyulur, nasıl söylenir? Vesaire gibi. Onların müzikleri nasıldır? Böyle bir algı oluştu. Böyle bir fikir, bilgi oluştu gibi. Dolayısıyla o yıllardaki eğitim de, öğretim de kalmayınca bugün gerçekten en büyük daraldığımız, sıkıştığımız ya da öğrenciler, yeni yetişenler açısından sorun yaşadığımız yer tam da söylediğiniz gibi bu noktada.
siz birilerine değebilmişsiniz, ulaşabilmişsiniz. Şimdi hani her yerdeki çocuklar bu kadar şanslı değil. Her yerde onlara değecek, dokunacak, onları adam yerine koyacak, onlara yapabilirsin diyecek, sırtına iki pıt pıt yapacak hani eski annelerin tabiriyle birileri ne yazık ki yok. Galiba buraları biraz çözmeliyiz çünkü onlar bir şeyler yapmaya başladıklarında bugün siz varsınız, biz varız, yetişmiş insan gücü bugün var ama yarının insan gücü için işte onlara ihtiyacımız var. Ve o noktada sizin yaptıklarınızın yaldızı esas orada, kıymeti esas orada. Çünkü o ışıltıyı çocukların bir gözünün kamaşması ve evet biz yapabiliriz demesi, o duvardaki isimleri görmesi işte bunun için çok kıymetli. Sadece badem yetiştirmiyorsunuz, arılar var, başka ürünler var. Çocukların bu anlamda tanıştıkları farklı üretim biçimleri de var. Dolayısıyla biraz da onlardan bahseder misiniz? Yani Karaoklar Çiftliği'nin bu anlamdaki diğer faaliyetleri yaptıklarından da bahseder misiniz? Yani beç tavuğu diye bir tavuk türü var. Osmanlı döneminde getirilmiş, çok kaybolmuş tavuk. Onu çoğaltıyoruz. Sadece böceklerle beslendiği için ve zarar da görmediği için arazideki bütün böceklerle onlar mücadele ediyor. Bombus arısı var. Türkiye'de kaybolmuş ve Hollanda'ya gitmiş. Hollanda'dan ithal ettiğimiz bir arı türü. Bal yapmıyor ama normal arıdan 5000 kat sanırım fazla çiçek tozlaştırabiliyor. Onlardan bölgeye getirdik, onu yaygınlaştırıyoruz. Bu tür uygulamaları orada yürütüyor bizim çocuklar. Ağaçlarda badem bırakmıyorlar çünkü işte konakçıları artıyor. Yani organik tarım üzerine çok değerli kompost uygulamaları var, diğerleri var. Onları hep çevreye ve etrafa öğretiyorlar, uygulamaları yapıyorlar. Yani oraya baktığınızda yani aslında şey, Uğur Böcekleri Projesi'nde de demin anlattığınız Türkiye'nin her yerine gidip Uğur Böcekleri eğitimler verdiler Türkiye Uğur Böcekleri Projesi'nde. Ana yapılan şey şu, bizimkiler bu işe başlarken Türkiye'deki organik tarım çiftliklerini ziyaret etmek istediklerinde bir geziye çıktılar. Döndüklerinde dedi ki ekip bana, ya çoğundan içeri girmedik, çoğu işte ücret verirseniz kalırsınız, bu bize özel bir bilgi. O yüzden aslında bu tam ekoloji ve bilim merkezi ortaya koyacağımız merkezde bu alandaki bütün bilgiye ulaşır hale getireceğiz. Yani herkes o bilgilere ulaşabilmeli ki kullanabilsin bunları. Bu alanda biri bir şey kuracağında gerçekten bir bilgi var orada, bir know-how var ve ulaşımı zor bir bilgi. Yani hangi gübreyi kullanacak, hangi fiyatı alacak, kandırılmadan o bilgiye ulaşabilecekleri bir sistem kurmayı hayal ediyoruz ki, hayal ediyoruz demeyeyim, projesi var bunu mutlaka kuracağız orada. Tek bildiğim demin anlattığınızla ilgili Anadolu'da ah bunlar olsun derken, yani Nesin'in Matematik Vakfı var ya, yani şu an Türkiye'deki ben vakıfları düşünüyorum, binlerce vakıf var, yani onlardan bir tanesinin bütçesinin onda birine Karadeniz'e, Doğu'ya, Güneydoğu'ya matematik vakıfları kurulabilirdi. Nesin Vakfı güçlendirilip, yani hı hı, nasıl büyük bütçelerin döndüğünü düşünün. Ben demin açıkçası şeyi söylerken utandım. Yani bizim işte böyle bir bilim merkezi kuruyoruz, orada ağaca isim verebilirsiniz, 90 liraya 100 liraya bir yer. Böyle utandım bir şey isterken. Çünkü devlete de gidip bir şey istemiyoruz, başka bir yere de. Ama tek bildiğim şey var, ekibe de onu söyledim. Ciddi bir yatırım yaptık oraya. Şimdi yeni araziler bir şeyler kesinlikle almıyoruz. Büyümeye ve para kazanmaya da ihtiyacımız yok. Ama oradan kazanılan parayla bizim bütün bölgede ve Anadolu'da başka, şimdi o bölgede kuruyoruz kampüsleri ama aynısını doğuda kurabileceğiz ileride. Ama koşulunu ve şartını şöyle koyacağız. Burada bütün çevredeki çocuklara eğitimler vereceksin. Dikilen badem ağaçlarının tek bir amacı var, bunu finanse edebilmek. Kimseye muhtaç olmamak. Sağcı solcu hiçbir siyasetçiyle muhatap olmamak. Çünkü birinden bir şey istersen yarın öbür o sana gelecek, şunu işe alalım, bunu bilmem ne yapalım. Aman bizim siyasetimizin bilmem nesi. O yüzden muhtaç olmamak lazım bu insanlara. Mesela benim için duygusal anlardan biri şudur. Badem Festivali düzenledik orada. Zeliha Eser Profesör Tohumluk Vakfı'nın ekibinden geldi o gün, etkinliğe katıldı. En sonunda ödüller verilirken belediye başkanları, kaymakam bilmem ne falan vermedi ödülünü. Çiftlik çalışanlarından bir hanım çıktı, profesöre ödülünü verdi. Kimseye muhtaç olmazsan, protokoldü bilmem neydi, kimseyi sallama derdin diyor. Kimseden bir şey istemediğimiz için. Aynen. O yüzden bir şey şu, vakıflar bilmem neler,
devletin bunlara verdiği bütçeler, destekler, binalar gerçekten bu yararlı kurumlara ve çocukların eğitimlerine dönüştürüldüğü andan itibaren değişir. Eğitim ve öğretimle ilgili söylediğiniz şeye geldiğimde şunu düşünüyorum. Karnenin o sol tarafı ilk 5 yıl için çöpten başka bir şey değildir. Matematik, fen de bilmem neydi. Bizim neye ihtiyacımız var? Dürüst, saygılı, üretken, girişimci, ahlaklı, birbirine yol veren, birbirine ayağa kaldıran insanlara ihtiyacımız var. Milli eğitim sistemini atıp bir çöpe, gencecik çocuklarla yeni bir yerde yeni bir bakanlık kurup bunlara demek lazım ki çocuklara sınav mınav yapmayın. 5 yıl ahlaklı, kitap okuyan, öğrenmeye açık, güler yüzlü, bu vatanı seven çocuklar yetiştir. Çok beş doğru. Özellikle son yıllardaki yani işte kuşaklara isimler takılıyor. Ben artık en son hangi harfe gelindiğini takip edemiyorum, itiraf edeyim ki. İşte X, Y, Z vesaire kuşakları deniyor. Ama kitaplarınızdan birinin adını okurken gülümsedim. Hangisi dersiniz? Süpermen Türk olsaydı pelerinini annesi bağlardı. Evet, son kuşaklar gerçekten ayakkabısından pelerinine kadar, belki kitap tam olarak bunu anlatmıyorsa bile bana hissettirdiği şey buydu, o yüzden söylüyorum. Gerçekten birilerinin onlar için bir şey yapması halinde hayatını idame ettirebilen gençler oldu. Evet, teknolojiyle çok fazla haşır neşirler, bizden çok daha dünyanın her yerindeki bilgiye erişebilirlikleri var. Ama bizim kadar pratik, bizim kadar kolay, bizim kadar hayatı çözümleyebilen, bizler gibi yoktan var ederek çözüm üreten bir nesil değiller. Yani onlar için yemek yoksa bir yerden telefonla getirtilir. Onlar için efendim işte bir üretim yoksa birisi onların yerine yapar. Bir tamirat yapılacaksa mutlaka birilerinin yapması lazım, elleri ona varmaz. Oysa bizim galiba işte bu eğitim kısmında, o eski benim iş bilgisinde öğrendiğim gibi, çocukların başka bir şeyleri öğrenmeye de, başka bir edinim kazanmaya da ihtiyaçları var. Tam da sizin aslında söylediğiniz yere, buluşma noktasına geliyorum. Gerçekten burada bizim iyilik fikirlerine, iyi insan yetiştirmeye, topluma faydalı, dolayısıyla kendine faydalı ve kendi geleceğine, kendi nesline, tabii ki ülkenin nesline faydalı bir takım insanlar yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bu noktada sanıyorum size şunu sormalıyım ve bir cesaretlendirme aslında önerisi için bunu sormalıyım. Şimdi siz yola çıkarken tabii ki mali bir birikim, tabii ki işte birkaç arkadaşınızla, sizinle aynı yola yoldaş olacak insanlarla yola çıktınız ama bu tür bir araziyi edinmenin, o arazide tarım yapmanın, o arazide üretim yapmanın teknik açıdan yapılabilirliği, zorlukları, aşılması gerekenler anlamında biraz ipuçları verir misiniz? Bu arada ben de hemen gelen sorulara bakacağım. Sonra biraz da bizi izleyenlerin sizden sordukları ya da size söylediklerine kulak verelim diyeceğim. Sizi dinliyoruz. Ben bu soruyu şöyle cevaplayayım aslında. Şey, bu alanı bilenler bizim oradaki ekibimiz. Çok iyi yetiştiler. Harikulade bir ekip var. İsim sayarken birinin adını eksik sayarsam hata yaparım diye saymıyorum. Çok rahat Karaoklar Ekolojik girerler Instagram sayfasına. Teknik her sorunun cevabını alacaklarını bilsinler. Onun dışında da şimdi çiftlikte misafirhanemiz var, kalacak yer var. Aralarında bir şey öğrenmek isteyen bu nasıl yapılırla ilgili. Rahatlıkla gider. 4-5 gün orada çalışır ekiple beraber bu işin. Çünkü geçen İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Bölümü Bölüm Başkanı'nı aradım. Onlara da söyledim. Dedim ki Aydın, Pırlanta çocuklarınızdan buraya gönderin. Bir staj yaptıralım ve orada organik tarımı öğrensinler. Ve bizimkiler de gıda üzerine bir şeyler öğrensinler diye. Ve şey, yani orada bu fırsat var. İstedikleri gibi direkt Karaoklar Ekolojik'ten, Instagram'dan ya da web sayfasından girip yazsınlar. Teorik bilgi istiyorlarsa uzaktan bilgi, ama gidip çalışarak yerinde çok şey öğrenebilirler. Alanı ve bölgeyi de görmüş olurlar. O yüzden desteği oradan veririz diye düşünüyorum. Harika. Bu arada Zeliha Eser, hemen en yakın gördüğüm soru, ikinci badem festivalimizi ne zaman yapacağız diye sormuş. Şey, salgın biter bitmez yaparız. O tecrübeyi beraber yaşadık. Onun da çıktısını nereye kanalize edeceğimizi iyi belirleyip, çünkü hep yapılan işin bir yere, şimdi mamul üretmek üzerine
artık mamullere geçiyoruz. İşte biz badem sattık bugüne kadar. İşte müthiş bir salça yapıyorlar orada. İnanılmaz bir salça. Yani işte buğday nişastası şu bu hiçbir şey katmadan. Atalık domateslerle. Zaten 0.0 kimyasal var. Onlarla kazanlarda böyle odun ateşinde müthiş bir salça yapıyorlar. Ama bunları arttırmamız lazım. Yani dünyaya ihraç etmezsek bunları ileri gidemeyiz. İşte badem mamullerini arttırmak için bu sene bütün çaba onun üzerine olacak. Ve festivali de salgın bittikten sonra yaparız diye inanıyorum şu anda. Ama harika. Öyle. Elif Canan, sen hem görüşlerini bildirdiği hem sorular sorduğu kutucuklara bakarken şöyle bir şey görüyorum. Toprak analizlerini ve o bölgede o toprak yapısında ne dikeceğimizi belirleyecek olan insan gücü ziraat mühendisleridir. Bu insan gücünü daha fazla nasıl değerlendirebiliriz demiş. Ben her konuğuma söylüyorum. Benim bildiğim bütün ziraat mühendisleri mesela TRT'de kameraman. Yani dolayısıyla sizin bu konuda hani söyleyecekleriniz neler, duyalım. Söyleyeceğim şey şu. Türkiye'deki üniversite mezunlarının %72'si bitirdikleri alan dışında bir alanda çalışıyorlar. Ya bir ülke düşünün, bütün ülke üniversite hazırlanıyor ve %72'si yanlış bölümde okuyor. Yani sistemin çöplüğü aslında tam anlamıyla buradan ortaya çıkıyor. Bir ülkenin bu kadar çok insanın üniversite okumasına gerek yok. 6 yılda 80 üniversite açıyorsun ve bunların üniversite olmasını bekliyorsun. Yani ihtimali yok, biliyor musunuz? Yani ortadaki kelimenin liyakat olmadığı bir ülkenin ileri gitme ihtimali yok. Bunu ben hiçbir siyasi görüşle söylemiyorum. Bir yılda 4000 Erhan Erküt, Profesör Doktor Erhan Erküt'ün verisi söyleyeceğim şey. Bir yılda 4000 profesör üretmiş bu ülke. Ya böyle bir şey ihtimali yok. Bu ülkede yani bir yılda 4000 profesör üretirsen Nuh peygamberin cep telefonu vardı diye televizyonda izlersin adam. İlahi, yani bizim, doğru söylüyorsunuz. Benim tek bildiğim şey liyakatın, bilginin peşinde koşmak lazım. Ülkedeki üniversiteli çocukların %79'u torpilin olmadan bir yere varamıyorsun diye düşünüyorsa bizim oturup bir sistemi sallamamız lazım. Hep çok beraber. Haklısın. Söylediğinde bakın, gram bir siyaset yok. Hayatım boyunca siyasi bir görüşüm olmadı. Kendi doğrusu olmayan adamlar başkalarının doğrularının peşinden giderler. Benim peşinden gideceğim şöyle hani size ya şöyle de bir parti lideri var ne güzel konuşuyor diyeceğim birisi yok benim açımdan. Söylediklerimin hiçbirini ya hoca da muhalif herhalde, ya hoca da iktidarı destekliyor. Öyle algılamaya başladığımız andan itibaren kaybetmeye başladığımız gündür. Bizim o çiftlikte veya diğer şirketlerde hiç kimsenin siyasi görüşünü, hiç kimsenin ırkını, hiç kimsenin inancını biz bilmiyoruz, biliyor musunuz? Ve çünkü Kurtuluş Savaşı'nda da Çanakkale'de yan yana savaşan adamlar hiç bilmiyorlardı birbirinin ırkını, inancını, bilmem nesini. Kimse bilmiyordu birbirini. Ve bir Rum yüzbaşı var Çanakkale Savaşı'nda, vuruluyor, ölmek üzereyken gülümseyerek diyor ki yanındakilere, beni gevuru mezarına gömmeyeceksiniz değil mi diyor. Şimdi Rum, Hristiyan gülümsüyorlar birbirlerine. Yani o yüzden bu ülkede ırk, inanç, bilmem ne, onları bırakıp liyakata odaklanmamız lazım. Osmanlı'nın başardığı döneme bakıyorsunuz, liyakata odaklanmışlar. Kaliteli insanları yukarı getirmişler. Başarılı oldukları bir dönem var. Ne zaman liyakatı bırakmışlar? En son padişahın damat Ferit'ti sadrazamı. Abi koca ülkede damadın mı senin başbakan olacak kişi? Damat Ferit'i başbakan yaparsan ülkeyi öyle batırırsın. Benim bildiğim tek şey liyakat olmalı bütün kurumlarda. Tıpta, sanatta, kültürde. O liyakat oldu mu? Bu ülke öyle güzel bir ülke ki durdurma ihtimalin yok bu ülkeyi. Layık olan adam kurumların başına gelirse durduramazsın bu ülkeyi. Onu bitirdiğin andan itibaren kaybetmeye başlarsın. Gerçekten yıkması zor olan bir ülkedeyiz. Yani işte 600 yıllık istibdadın arkasından işte şu son zamanlarda yaşadıklarımız. Hani siyaset konuşmaya hacet yok. Gerçekten sadece ne yaşıyoruz? Cebimizden çıkan ne? Cebimize giren ne? Ne öğreniyoruz, ne öğrenmiyoruz? Çocuklarımızın eğitimi ne diye baktığımız zaman siyaset konuşmaya gerek olmadan liyakat konusundaki fikirlerinize katılmamak elde değil. Gerçekten son derece doğru. Siz biraz önce tarım politikaları ne zaman bozuldu bilmiyorum dediniz. Ben 70'lerin ikinci yarısına kadar her şeyin yolunda gittiğine dair, daha doğrusu oralarda bozulduğuna dair kendi yine dedemin
ziraatçı olmasından yola çıkarak bir fikir evet. sahibiyim. Çünkü oralarda hala ziraatçılar o eski usul jiplere binip köy köy dolaşıp insanlara işte burada suyu efendim durdurmak için söğüt ekmeniz lazım, söğütten doğal sit yapmanız lazım suyun önüne. Yahut işte şu bitkiyi ekmeniz lazım, soya fasulyesi burada tutar ve işe yarar, bunu ekmeniz lazım. Şöyle efendim konservecilik yapmanız lazım diye en azından ben o süreci yaşayan biri olarak bunun yapıldığını biliyorum. Ve yine eski ziraatçilerin sahada olduğunu çok iyi biliyorum. Benim dedem ömrünün çok büyük bir bölümünü sakat geçirdi. Çünkü sıtma mücadelesi için at üstünde bir yerden bir yere giderken Bursa Tavşanlı Taş Köprü'nün üstünden at şaha kalkıp atıyor. Ve uzun yıllarda o yılların teknolojisiyle iyi tedavi edilemediği için bir bacağı hep sakattı. Ama hiç de mesleğini bırakmadı. Yani ben işte mağdur oldum artık ne yapayım zaten bu halde de işte jiple köy köy dolaşılır mı demedi. Bir bacağını hiç kıvıramazdı. İki bastonla dolaşırdı ama köy köy dolaşırdı. Şimdi bu benim dedem olduğu için değil ama o dönemin yetişmiş bir ziraatçısı olduğu için gurur duyduğum ve evet böyle yapılmalı dediğim bir şey. Dolayısıyla bugün bizim işte o zihniyette, o inançta, o davranışta insanlara ihtiyacımız var. Galiba mesela ziraatçiler de onlara iş verilmediğinde ısrar etmeyip ne yapayım ya işte buradan mezun oldum ama işte bu en azından üniversite mezunu titriyle bir işe gireyim bari diyerek başka bir alana yönelmeyi de tercih ediyorlar. Yani bir de böyle bir şey var ve biz onları kaybediyoruz. Şimdi kızmıyorum ama üzülüyorum. Kızamıyorum çünkü insanlar para kazanmak zorundalar ve onlara o alan açılmayınca ne yapsınlar? Bir şekilde hayatlarını idame ettirecekler. Ama bizim onlara öğrendikleri alanda ihtiyacımız var. Çünkü söylediğiniz gibi atıl toprak çok, ekilecek ürün çeşidi çok, yeniden hatırlanacak tohum, pide çok. Yola çıkmak için evet mali kaynak gerekli ama her şey mali kaynakla da olmuyor. Biraz gönülle de oluyor. Zaman zaman hibeler var. Yani onları da değerlendirmek lazım. Var çünkü. Yani evet devlete muhtaç olmayalım, bir şey istemeyelim ama büyük alanlarda yaptığınız bir takım tarımlar için, örneğin ipek böcekçiliği için biliyorum ki mesela çok ciddi hibeler var ama kimse yapmıyor. Büyük arazilerde yapılabilecek işlerden bir tanesi kimse yapmıyor. Biraz da yönümüzü, yüzümüzü tarıma dönmekle de alakalı bir eksiğimiz var. Çünkü konfor alanımızdan çıkamıyoruz. Beyaz yakalı olmak ya da işte büyük kentte olmak, birinin bize yaptığımız işin karşılığında aydan aya vereceği bir gelirin içinde yaşamaya devam etmek galiba biraz da bize kolay mı geliyor? Ne dersiniz? 44 dakika olmuş. Ben herhangi bir yayında yarım saatten fazla duramadım bugüne kadar ve şey moderatörlüğü çaktırmadan ele geçireyim ben bu andan itibaren ve şöyle diyeyim. Birincisi Pınar dostumun çok hep uzaktan adını duyuyordum. Pınar Ayhan'ın ne kadar iyi şeyler yaptığını biliyordum. Bu yaptığı örgütlü bir iyilik hareketi. Şimdi bir videolar var son dönemde Türkiye'de. Instagram'da onu paylaştım. Örgütlü kötülük üzerine çok şey duyuyoruz. O bir şey anlatıyor öteki böyle korkunç dinlerken bile ya diyorsun ne kadarı doğru %10'u doğru olsa bile falan. Ama örgütlü kötülük konuşan bu ülke örgütlü iyilik üzerine hiçbir şey konuşmuyor. Ben Sedat Peker'in fotoğrafını yayınladım. 1400 yorum var Instagram'da. Ardından Uğur Böcekler'in iyilik hareketini yayınladım. 70 tane yorum var. Ekibe de onu söyledim insanlara. Bakın dedim kötülük üzerine 1400 kişi. Peki siz ne yaptınız deyince 70 kişi. Bizim örgütlü iyilik üzerine çalışmamız lazım. Tohumluk Vakfı'nı o yüzden çok içten tebrik ediyorum. Bir iyilik hareketi. İzmir ekibinizle de görüşeceğim Huriyelerle. Ziyarete gelecekler İzgören Akademi'nin ofisine. Ne başka beraber yapabiliriz diye. Bazı şeyler omuz omuza yürüyor ve anlattığım karaoklar, ekolojinin dershanesi, diğer yerleri Tohumluk Vakfı'na sonuna kadar açık olduğunu bilin. Bir de tohum kütüphanemiz var ayrıca bizim. 151 tane endemik tohumu topladık Anadolu'ya. Onları da millette paylaşacağız. Onu söylemeyi unuttum. İkincisi, Karaokların bir web sayfası var. Oradan girip hani ne destek verebiliriz derlerse alacakları bir tane ürün bile orada çalışan köylüye, çiftçiye ya
bana destek birileri var dedirtecektir ve onların tamamının bu ülkenin topraklarına döneceğini bilsinler. Ben çok teşekkür ediyorum ya. Davet ettiniz, değer verdiniz, tamam mı? Bunu söylemek istiyorum en sonda. Böyle. Peki. Oo, ürünlerin reklamı çıktı. Süper. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi gerçekten bizim cesaretlenmeye, konfor alanımızdan çıkmaya, konfor alanımızdan çıkarken nelerin yapılabileceğine dair önümüzde yol almış kişilerin başardıklarına bakmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla da sizin ve ekibinizin ve gençlerin sizinle birlikte başardıklarını gördüğümüz zaman cesaretimiz artıyor, hevesimiz artıyor. Ve bu yöne bakma konusundaki olumlu etkiler bizi gerçekten çok doğru yöne teşvik edecek diye düşünüyorum. Ben de bunlardan biriyim. Yani bir en azından bir zeytinlik edineyim de şurada işte küçük de bir yer koyayım. Çocuklar da gelsinler, iki zeytin toplasınlar, iki ağaç sevsinler falan diye bulunduğum yerde böyle sizinki kadar büyük bir oluşuma henüz cesaret edemesem de yola çıkmak için en azından bir ivme almaya gayret içindeyim. Böyle böyle büyüyeceğiz, böyle böyle çoğalacağız. Şöyle yapalım, mutlaka sizi çiftlikte misafir edelim ve oradaki köylü çocukları dershanede toplayalım. Onlar böyle Şeker Kız Candy, Phineas Ferb'ün annesini seslendiren... bir ablalarını dinleyip onların sanat ve edebiyat alanında ne yapabilecekleri konusunda cesaretlendirecek bir konuşma onlar için çok değerli olur. Hem sizi orada misafir ederiz. Suhan dostum, o da arka planda kendisi plastik cerrah, böyle alttan yazılar geçti, şey oldu. Çok profesyonel bir çalışmaya döndü. Onları da bir doktor amcalarını orada dinleyip doktorluk nasıl bir şey, nasıl bu alanda ilerlerim üzerine böyle bütün ekibi orada misafir edelim. Siz de hani anlattıklarımızın, çünkü insan burada anlatıyor gerçeği ne kadar varı yerinde görmek çok değerli bir şey. Harika. Orada da ne biliyorsak öğretiriz. Daveti aldım kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum. Tamamdır. Sizin de davetimize icabet etmiş olmanız, bu sohbeti yaşamış olmak, sizinle bu zamanı paylaşmış olmak çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Sorduğum zaman Ahmet Şerif İzgören size nasıl hitap edeyim dedim. Dediniz ki dostlarım bana Şerif der. Bir dost kabul etmek, dostum Yeşim dediniz. Ben de dostum Şerif, sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Yaptıklarınız, yapabileceklerimiz için bize umut ışığı oldu. Sağ olun, var olun. İyi ki çok geldiniz, iyi ki birlikte olduk. Çok sağ olun, görüşürüz, hoşça kalın. Görüşürüz, hoşça kalın.